أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde mutlu insandan, mesut insandan, insanı kamilden, Allah'ın alnından öptüğü, kendisine tevfik, hidayet ve inayet ettiği kullarından bahsedeceğiz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine niyaz ediyoruz hep beraberlikte. Rabbimiz bizi bu korkunç dünyanın şartları içerisinde gerçekten kul olan mutlu insanlardan olmayı mukadder kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, artık derslerimizde üzerinde dura dura size ezberlettik. Beyninize çelik çiviyle perçinledik ki insan suretiyle değil, iman ve aşkı, ruhu ve manasıyla insandır. Eğer insanoğlu iç alemine yönelip de Rabbisine kullukla ve Hazreti Muhammed yoluna ve sünnetine ittiba ederek Mevla'nın Kur'an'da gösterdiği neşelere ulaşırsa, o vakit ancak insan oluyor. O vakit alnından öpülecek kul haline geliyor. Yoksa eğer insanoğlu nefsine ve şeytana uyarsa, fani hayatı içerisinde güya zevkini tatmin eder, nihayet kabrinde cifedir, akıbeti de ebedi husrandır. Onun için ben 50 senemi cemaatim için harcadım, öyle diyorum. 50. senedir kürsüden sesleniyorum. Gelin Müslümanlar, Allah'ın bizden istediği yolda, gösterdiği yolda, emrine itaat ederek, nehyettiği şeylerden kaçarak, gerçek manada kul olarak Rabbimize dönelim inşallah diyorum. Çünkü muhterem müminler, hiç kimse hayır diyemez, bu gelişin Allah'a bir dönüşü kat'i olacaktır. Ömrü ne kadar uzun olursa olsun, sıfatı, makam ve mansubu ne olursa olsun, dönüş müminler, dönüş Allah'adır. Ne mutlu o kula ki ağlayarak geldiği dünyadan Mevlasına gülerek dönmüş ola. Muhterem Müslümanlar, şair ne güzel söylemiş, bakınız. Veledetke ummuke yebne adem bakiyen ve nasu havleke yalhakune surura fahris ala amelin tekunu izâ bekev fi yevmi mevtike zahiken mesrura. Bak mümin kardeşim, bak azizim, bak ne diyor şair. Annen seni dünyaya getirdiği gün sen ağlayarak doğdun, etrafındakiler oğlumuz oldu diye gülüyorlardı diyor. Muhterem müminler, hepiniz bilirsiniz, çocuk dünyaya geldi mi daha ebenin kolları arasında bir ağlar, ne hikmetse. Ben vaazlarımda latife ederim. Herhalde o rahat yerden, rahmi maderden
belalar, musibetler, meşakkatler dünyasına geldim, vay başıma geleceklere diye sanki Mevla ilham ediyor, daha o günden başlıyor ağlamıyor. Bugün sizlere mesud insandan bahsedeceğim. Mutlu insanın görüntüsü ne? Hani hepimiz saadet istiyoruz ya Müslümanlar, Kapı Camii'ne işinizi bırakıp koşarak niye geldiniz? İstirahatınızı bırakıp niye geldiniz buraya? Hocamızdan inşallah hayırlı bir şey dinler, onu tatbik eder, saadet yolunu buluruz, Rabbi Zülcelal'imize kul oluruz, Mevlamızın müjdesiyle gülerek ölürüz inşallah. Hayatın gayesi bu değil mi muhterem Müslümanlar? Bakınız, mesud insan denince, aşk eri Mevlana Celaleddin'in Rumi Mesnevisinde, Pakistan'ın dev şairi Muhammed İkbal de Esrar ve Rumuzu'nun kapak arkası yazısı olarak almış. Olduğu gibi size lafzıyla da okuyorum muhterem müminler. Di şeyh baçerağı hemi geç kerdi şehr kezdamudet melulemu insanem arezust. Allah Allah. Aşk eri Mevlana diyor ki dün şeyhi yani üstadı, insanı kamili, mürşidi, Allah dostunu gündüzleyin elinde çarağla, rambayla, lambayla, fanusla gezerken gördüm diyor. Hani gece eline lamba alacak olsa bir dereceye kadar, gerçi şimdi elektriklerimiz var ama olabilir, belki elektriksiz bir sokağa gidecek filan dersiniz. Hayır. Gündüzleyin elinde çerağıyla, rambayla geziyor Şeyh Hazretleri. Ve şöyle mırıldanıyor. Kezdamudet melulemu insanem arezust. Bu ehli ve yabani mahluklardan bıktım usandım. Muradım bir insana ermek diyordu. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Ya... Kezdamudet melulemu insanem arazuz. Artık bu ehli ve yabani mahlukattan bıktım usandım. Gönlüme elem veriyor bunların görüntü ve hali. İnsanı kamil arıyorum, insan istiyorum. Ve şöyle devam ediyordu. Zin hemrahanı süste anasır dilem girift. Şiiri hudalu rüstemi efsanem arazuz. Ev destanem arazust. Muhterem Müslümanlar, bu tabına esir, bu nefsine tabi, bu şeytana kul olmuş insanlardan artık gönlüm kan içerisinde, kalbim yaralı, ruhum sıkıntılı. Allah aslanı, efsane kahramanı Rüstem istiyorum diyor. Efendiler, Kur'an-ı Kerim evliya ve Allah dostları için er tabirini kullanıyor. Bu zat da diyor ki Allah aslanı mana aleminden bir er istiyorum ki elinden tutayım bir dert dökeyim o zata diyor muhterem müminler. Böyle söylenip gidiyor yolda mırıldanıyor. Evet. Karşısına geldim diyor. Mevlana'mız öyle diyor. Karşına geldim. Güftem ki ya mineşevet güsteyim ma güft an ki ya mineşevet anem arezust. O zata dedim ki senin bu aradığını biz de çok aradık ama bulamadık dedim. Cevap verdi ki ben de aranıp da bulunmayan eri istiyorum diyor. Ben de aranıp da bulunmayan eri istiyorum diyor. Ya Fahri kainatın meşesinde bir insan, Sıddık-ı Ekber'in ihlasında bir insan, Hazreti Ömer'in adaletinde bir insan, Hazreti Osman'ın haya ve edebinde bir insan, Hazreti Ali'nin esrarı ve edebinde bir insan. Bir insan, bir insan, bir insan.
Yani Bayezid-i Bastami gibi, Cüneyd-i Bağdadi gibi, Muhiddin-i Arabi gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi, Hacı Bayram-ı Veli gibi bir er arıyorum diyor. Muhterem müminler, Allah'ımız lütfetsin, kerem buyursun, biz de böyle bir eri bulalım inşallahu teala. Gerçi dünyamız çok acayip bir dünya haline geldi muhterem müminler. Biz vaktinde Müslümanlar, biz vaktinde bu erleri gördük, bu erlere erdik, bu erlerin duasını aldık, hamdü senalar olsun. Allah'ın zatına kasem ederim ki bu tip insanların dizinin dibinde oturduk. Evet muhterem müminler. Ama dünyamız çok acayip hale geldi. Birer birer çekilip gidiyorlar ya. Ve gittiler muhterem müminler. Ve gittiler. Hani hemen hemen her dersimde münasebet alınca Yunus Emre'nin kulağını çınlatırım ya. Hep gittiler, kalmadılar. Gülme gülme ağla gönül diyor muhterem Müslümanlar. Ya her gidenin yerine ondan daha azı, daha azı, daha azı, daha azı. Evet, dünyanın halini görüyorsunuz. Evet muhterem Müslümanlar. Ama biz yine de o mesut insandan söz isteyeceğiz. O mesut insandan vuslat isteyeceğiz. O mesut insanın bizi bulmasını Mevlamızdan niyaz edeceğiz. Ve kendimizle dua edeceğiz. Ya Rabbi bizi kabul ettiğin kulların zümresine ilhak et diye. Muhterem Müslümanlar, mesut insandan bahsedeceğim ya. Yani şu dört duvarın ilerisinde dünyanın bütün dağdağısını bırakarak bugün sizlerle hep Allah dostundan söz edeceğim dedim ya. Bakınız, Şeyh Galip merhum, gerçek insan için onun bir tercihi bendi var. Aşağı yukarı 8-9 bentli bir tercihi bent diyoruz buna. Evet, ondan bir bendini de size okuyacağım. Şu insan, gerçek insanın manasını anlama sadedinde Şeyh Galip'e de kulak verelim. Sonra o nasıl insanmış ayete müracaat edeceğiz. Hadisleri göreceğiz. Birer birer sıfatlarını dökeceğiz inşallahü teala. Şeyh Galip merhum Mevlevi büyüklerinden, Mevlevi şair ve ediplerinden, Allah dostlarından bir kul. Rabbimiz mahşerde bizi onlarla haşretsin. Öyle diyor Şeyh Galip merhum. Hayiftir şah iken alemde geda olmayasın. Ey insan, çok yazık. Şah olarak yaratıldığın halde alemde sürünen insan olmayasın diyor. Ya ya, o azgın, o çılgın, o şımarık adamın burnunun böyle yukarıda gittiğine bakma. Hakikatte sürünüyor o ya. Benliğini kaybettiği için, manasını yitirdiği için, hakikatten uzak kaldığı için yılanlar gibi yerde sürünmektedir hakikatte o. Onun için yukarıda Mevlana'mız öyle dedi. Kimi ehli, kimi vahşi, bu hayvanattan bıktım usandım diyor. Müslümanlar, bu dersin biraz da latifeli geçecek. İsterseniz size şu manada bir latifeyi de arz edeyim, bakınız. Adamcağızın biri Hızır Aleyhisselam'a aşık olmuş. Hani görmeden aşık olmak var ya, duyarak aşık olmuş. Ya Rabbi, bu salih kişiye bazıları velidir, bazıları nebidir dediler. Uzeyr, Lokman, Zülkarneyn'de olduğu gibi Kur'an'da bunların ismi geçtiği halde nübüvvetlerinde ihtilaf vardır. 28 peygamberden 25'i kat'i peygamber, ittifak var. Uzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Ulemadan, ehli tahkikten bazıları nebidir, bazıları bunlar velidir dediler. Hızır Aleyhisselam
Muhyiddin Arabi bidayette nebidir. Sonra nübüvvet müddeti bitince velayetle Cenab-ı Hak kendisine kıyamet sabahına kadar ömür verdi. Aramızdadır diyor. İbn-i Dakik-il İyd diye bir zat var muhterem Müslümanlar. Fukahadan ve ricalden kendisi. Şam-ı Şerif'te Cami Emevi'ye girerken yaklaşılınca böyle bir kemer var. Kemerden sağ tarafa bir dar bir sokak ayrılır. Biraz ileride kabri. Kabrini de vaktinde ziyaret ettik. Şimdi artık karadan sefer edemiyoruz. Hep uçarak gidiyoruz muhterem Müslümanlar. O gençliğimizde yorulmak nedir bilmezdik aziz cemaat. Yüce Rabbim kerem buyursun. Hazreti Ömer bile öyle diyor. Allahümme inni zayifun fekavvini bi kuvvetin min indik. Ya Rabbi ben zayıf kulunum. Nezdinden kuvvetle beni kavi kıl diyor. Ben de dua ediyorum. Ya Rabbi şu Mekke Medine ziyaretlerinden beni alakoyma. Cemaatimin huzurundan da beni takatsız düşürüp alma diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. İbn-i Dakik-il İyit Hazretleri öyle diyor. Varsın ulemadan, ilim adamlarından bazısı Hızır da öldü desin diyor. Ben şu ellerimle 90 küsur defa uzakta musafaha ettim diyor. Şu ellerimle 90 küsur defa o zatla mülaki oldum, musafaha ettim diyor. Muhterem Müslümanlar, son zamanda onu da biraz işaret edeyim. Son zamanda bu iş biraz da dile ayağa düşürülmüş durumda. Yok, o kadar da değil. Yani filan kişi Hızır Aleyhisselam'la oturur kalkar sohbet edermiş. Filan kişinin sofrasına gelmiş, filan kişiyle şöyle görüşmüş filan. Bunların hepsine hayır demiyorum. Yalnız muhterem Müslümanlar, dünyamız fitne dünyası. Cenab-ı Hak bizi ve sevdiklerini dünyanın fitnesinden muhafaza buyursun inşallah. Biz Ladikli Hacı Ahmet Ağamızla 25-30 sene dostluk ettik. Yedilerdendi kendisi. Hızır Aleyhisselam üstadıydı. Ebdal diyoruz. Ebadile-i Seba. Yedilerdendi Ahmet Ağamız. Yedilerin manevi reisi Hızır Aleyhisselam'dır. Zaman zaman bir müşkilatımız oldu mu Hızır Aleyhisselam'a sormak üzere giderdik. Ahmet Ağamız'a anlatırdık. O gider manevi aleme sorar getirir bize cevap verirdi. Yani ömrümüzün 25-30 senesini daha neler de böyle geçirdik efendiler. Şimdi ondan da o birinden de diğerinden de mahrumuz. Ya Rabbi akıbetimizi hayra getir diye dua ediyoruz. Adamın biri Hızır Aleyhisselam'a aşık olmuş. Ağlar. Hani esirikli adam derler ya, dağlara çıkar, topraklara yuvarlanır. Efendim, yüzünü yerlere kor, dualar eder. Feryad ile Rabbisinden ister. Ya Rabbi bu muhterem zatı bana göster diye ister ve ister. Muhterem Müslümanlar, Mecnun ile Leyla'yı okuyun, Ferhat'la Şirin'i okuyun, Kerem'le Aslı'yı okuyun. Mecazi ve maddi aşk bile insanın başına ne dertler, badireler açıyor. Gençliğimizde onlar okuduğumuz şeylerdi. Evet muhterem Müslümanlar. Ya Hızır Aleyhisselam'a aşık olunca Allah dostuna aşık olan bu kişi de yanmış yakılmış çöllerde dağlarda dolaşmış ve ısrar ediyor. Görmeden ölmeyeceğim Allah'ım diyor. Nihayet bir gün Cenab-ı Hak lütfediyor. Hızır kuluna emrediyor Mevla. Git şu kuluma görün artık. Çektiği çile yeter artık diyor Cenab-ı Halik Hızır gelen. Hazreti Hızır Aleyhisselam geliyor, kapısını çalıyor. Buyurun efendim diyor. Minderine oturunca ben Hızır'ım, bakalım ne isteyeceğini söyle diyor. Senedir, yıllardır bu dertle yandın yakıldın. Ne diyeceğim bakalım diyor. Ya Rabbi muradımıza ermeyi nasip et. Amin. Yalnız burada şunu söyleyeyim muhterem Müslümanlar, hedefi kaybetmeyin. Milyar Hızır olsa biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Amin. Sakın ola ki hedefi kaybetmeyin.
Tamam mı? Milyar Hızır Aleyhisselam olsa biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Ya. Namık Kemal öyle diyor. Herhalde iyi zamanına denk gelmiş. Hadim-i şirk olan diyanetime eylerim bin yemin bu davada bir Muhammed dahi ederdi zuhur, iki Allah olaydı dünyada diyor. Bak bak mümin kardeşim, şirki kahreden İslam dininin hakikatına yemin ederim bin defa ki bir daha Muhammed yok alemde diyor. Eğer şayet bir daha olsaydı Allah'ın iki olmasıyla ancak mümkündü diyor. Yani muhterem Müslümanlar, Allah Resulü'nün artık olsa olsa vasfı ve fevkaladelik ve mümtaz oluşu böyle anlatılabilir. Allahu Zülcelal nasıl ki birdir iki değil, dünyada da ve ahirette Muhammed birdir iki değil diyor. Necip Fazıl da öyle diyor ama hadis-i şeriften ve innel mümine ledel hakkı esirun diyor, hadis-i şeriften almış. Necip Fazıl öyle diyor. Hakikatte hürriyet hakka esarettir. Necip Fazıl kabri cennet olsun dua ediyorum. Cinneti kendisini cennete götürsün inşallah diye dua ediyorum. Allah'ı, Resulünü, Evliyaullah'ı cinnet derecesinde delice seven adamdı. Hocam günah da işlerdi. Kim günah işlemez? Kim günah işlemez? Ben bazen sözü geçiyor da evimin balkonunda dostlara öyle diyorum. Rabbimin huzuruna şu Konya'da istiğfar edenlerin hepsinden daha çok istiğfarla varmak istiyorum diyorum. Kendimizi öyle bileceğiz. Kendimizi öyle bileceğiz muhterem Müslümanlar. Şu Konya'da ne kadar 300-500 istiğfar eden kullar var ya, ben Rabbimin huzuruna hepsinden daha çok istiğfar eden kul olarak varmak istiyorum. Necip Fazıl, o ki o yüzden varız diyor. Peygamber Efendimizin ismi yere düşer diye onun için yazdığı eserinde ismi Muhammedi'yi yazmadı. İsmi Muhammedi'yi onun için yazdığı kitabında, eserinde ismini yazmıyor. Niye? O verak yırtılır da ayak altına düşer, Peygamber Efendimiz'e saygısızlık olur diye. Şimdi takvim yapraklarında dini yazılar, gazetelerde, geçen gazetenin birinde Allah evladımızı korusun diye aşağı yukarı 150 puntoluk yazılarla Allah lafzı celini yazmış. Elime alınca gazeteyi ürperiyorum. Ya Rabbi, hadi ben bunu alıyorum. Muhterem müminler, yaptığımı söyleyeyim. Başka türlü yapamam. O şeyler, takvim yaprağındaki dini yazılar, ufak parçalara ayırıyorum. Bir yerde topluyorum, sobaya koyuyorum, yakıyorum. Başka çare yok. Çünkü toplayıp da bir yere yığmanın imkanı yok. Hadi bir yere topladım, benden sonra ne olacağını düşünmekliğim gerekir. Onun için artık yok ediyorum onu. Yani dünya böyle, Rabbimiz muhafaza buyursun. Bir defada İmam-ı Şibli, bir defada kendisi Ayyaş mı Ayyaş? Yahut Bişr Hafi, kendisi Ayyaş mı Ayyaş? Yolda giderken Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir kağıdı görüyor. Aman aman aman, Rabbimin adı ayaklar altına düşmüş diye alıyor. Onu güzelce temiz bezlerle siliyor, kokuluyor, duvara asıyor. Duvara asıyor evinin. Gece gündüz şaribül leyli ve nahar bidayeti halinde. O gece alemlerin yüce Rabbi kendisine mana aleminden sesleniyor. Ya Bişir, adımızı toz topraktan temizledin, kalbini ve ruhunu küfür ve şirk ve masiyetten yıkadık ve temizledik. Ve seni ebrardan olan veli kullarımızın zümresine ilhak ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhterem müminler, ben demiyorum. Allah cümlemizi benlikten muhafaza buyursun. Ama inanç itibariyle, iman itibariyle ölürüm o ad için, ölürüm o isim için, ölürüm o Muhammed'in isminin bir harfi için, ölürüm de, ölürüm.
Evet, sözü şuradan çıkardım. Hızır Aleyhisselam tabii çok saygı duyuyoruz. Ama bizim Muhammed'imiz var. Tamam mı? Müslümanlar, biz Hazreti Muhammed'e ümmetiz elhamdülillahi teala. Ya ya ya. Hayıftır şah iken alemde geda olmayasın. Korkarım ey mümin, nefsine uyup da şah iken alemde sürünen mahluk olmayasın. Keder alude-i ümmidi reca olmayasın. Şu şöyle olacaktı, bu böyle olduydu diye ömrün böyle dedikoduyla geçmesin. Vadi yese düşüp hiç heva olmayasın. Artık bu iş olmaz diye yes içerisinde boşa giden bir kul olmayasın. Yanılıp rehrevi sahrayı heva olmayasın. Sakın ola ki yolunu kaybedip hevayı nefsi peşinde bir mahluk olarak boşa gidip ölen bir hayvan olmayasın dedikten sonra, bakın muhterem Müslümanlar, koca üstad, koca Şeyh Galip kararı şöyle veriyor. Şöyle olma, şöyle olma, şöyle olma. Sen Allah'ın en nazlı kulusun. Cenab-ı Hakk'a muhatap olarak yaratıldın. Hazreti Muhammed'in gözdesi bir ümmet olmalısın. Mesud insan olmalısın diyor. Ama nasıl? Şöyle diyor bakınız muhterem Müslümanlar. Adem'e muttasıl ol, ta ki cüda olmayasın. Bir insanı kamil ara, bir mürşidi kamil bul, gerçek bir delil ver, rehbere gönül ver ki topyekün boşa gitmeyesin. Topyekün boşa gitmeyesin. Secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Efendiler böyle diyor sonunda da, secdeler eyle ki Müslümanlar hoca ol, hacı ol, zengin ol, fakir ol, imam ol, müezzin ol, 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 ol. Fakat bir insanı kamile dost ol. Ya, ya. Tu megu, aşker öyle diyor. Tu megu mara bedan şehbar nist, bakeri mankarha düşvar nist. O Allah'a yol bulmak bir kul için nasıl mümkün olur? Olmaz böyle şey deme. Büyük insanlarla çukurlar dolar, tepeler düzelir, güçlükler kolaylaşır diyor. Yani eğer bir mürşidi kamil, bir üstadı ekrem, bir insanı kamil bulursan, o yolu bildiği için takar seni arkasına, varılacak yolun müntehasına uçuruverir o kadar. Ya Rabbi bizim yolumuzu gerçek manada bu yolun reislerine eriştir Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, öyleyse mutlaka bir üstadı maneviye ihtiyaç var ve selam. Cenab-ı Hak cümlemize bu üstadı bulmayı nasip etsin inşallah. Bazı yerlerde böyle konuşuyorlar da insanı kamilden, üstadı ekremden bahsediyorlar. Bulursanız bana da haber verin diyorum. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Allah'ınızın aşkına ben de size söylüyorum ve emanet ediyorum. Eğer böyle bir insanı kamili bulursanız ne olur Tahir hocanıza da haber verin inşallah. Ya. Ama ben şimdi o insanı kamilin vasıflarını size söyleyecek olursam, hocam o dünya geçmiş, bu başka bir dünya dersiniz. Onun için hadi sözü uzatmayayım. İnsanı kamil bulmak için bir ömür boyu hepimizin kalbinde bir derdi olsun inşallah. Tamam mı Müslümanlar? Ve dua edelim. Hazreti Muhammed'imizin boyasına boyanmış bir mürşidi kamile bizim yolumuzu eriştir ya Rabbi diye dua edelim inşallah. Hani muhterem Müslümanlar, benim size bir şakam var. Hatırlar mısınız? Böyle bir söz geçince derste sormuştum kendi kendime. Hocam yahu senden mi dervişsin yoksa falan diye. Kendi kendime bu söze verdiğim cevap şu muhterem Müslümanlar. Ah, Yunus Emre gibi dervişliği bir bulabilsem sarığım, cübbem, hocalığım, kütüphanem yağma olsun diye vereceğim mesela.
Niye? Çünkü her şeyin hedef ve gayesi Allah'a kulluk muhterem Müslümanlar. Yani bu dervişlikten maksat bu. Allah'a gerçek manada kulluk. Mevlana gibi bir derviş ya. Kütahya'dan gelmişler Cenab-ı Mevlana'mıza. Bugün dersin biraz ruhani, biraz zevki olacak dedim. Kusura bakmayın muhterem Müslümanlar, tamam mı? Şu alemin dağdağısından uzakta şöyle bir bugün neşelenelim bakalım. Kütahya'dan gelmişler bir iki kişi. Mevlana dergahında Hazreti Pir'le görüşmüşler. Efendim bize bir şeyh lazım Kütahya'da. Onu önümüze koyacağız. Onun himmetinden istifade edeceğiz demişler. Mevlana'mız şöyle bir oh elhamdülillah demiş. Şurada gördüklerin birisini al götür demiş. O zat, hani bir kişinin Ebu Zer'i seçtiği gibi sahabe içerisinde, o zat gördüğü insanlardan birini almış götürmüş. Ya Allah demiş, Kütahya'ya gitmişler. Hüsamettin Çelebi ile Sultan Veled Hazretleri Mevlana'mıza demişler ki, efendim bir oh dediniz şöyle, bir de elhamdülillah dediniz. Niye onu söylediniz demişler. Adam elhamdülillah ki bir şeyh istedi. Eğer gerçek manada bir mürit, iyi bir derviş isteseydi ya Hüsamettin, ya senin veya benim gitmem lazımdı. Bunların hepsi şeyh demiş. Dikkat eder misiniz dışarıda? Maşallah sürüyle şeyh dolu her. Bendeliğe, kulluğa heves eden yok hiç. Ya, ya. Ben size evvelce de söyledim. Hadi bir daha söyleyeceğim, sonra mavzuya döneceğim inşallahü teala. Resul Zişan'ın huzurunda soruyorlar hocanıza. Hocam ne yapıyorsunuz burada, ne nasıl meşgulsünüz filan diye. Yahu efendiler diyorum. Resul-i Zişan'a, sultanlar sultanına, Allah dostuna, yüce nebiye, peygambere, huzuruna, Ali huzuruna istida verdim. Eğer istidamın cevabı müsbet gelir de ölçün tuttu köleliğe, ölçün tuttu köleliğe kabul edildin diye bir cevap gelirse, siz bendeki neşe ve sürura bakın, ömrümün muhassalesine, muratlarımın münteha ve aksasına kavuşmuş olacağım diye cevap veriyor. Hani şair öyle demiş muhterem Müslümanlar, felek bin türlü esbabı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahbeyim hak yolunda bir azimetten diyor muhterem müminler. Şahit oldunuz, bin yıllar ve bin yıllar ömrüm olsa yaşamamın gayesi Sultanül Enbiya'ya ah bir köle, Rabbime bir kul olabilsem bütün derdim bu. Evet, insanı kamilden söz açıldı da hemen altında da öyle diyor Şeyh Galip merhum. Secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Daima Rabbin huzurunda secdeler eyle Müslüman. Secdeler eyle, secdeler eyle, secdeler eyle. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacid. Evet, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kulun Allah'a en çok yaklaştığı yer secdesidir. Eğer mühim bir arzunuz varsa, muradınız varsa Mevla'dan, nafile namazın secdesinde Allah'a yalvarınız diyor. Ve secdeyi şükür diyoruz muhterem Müslümanlar. Secdeyi şükür, şükür secdesi diyoruz. En büyük bir nimete erdiği zaman insanoğlu secdeye kapanmalıymış. Şükrün en alası orada oluyor çünkü. Hani fevkalade müjde, fevkalade bir haber aldın, bu haber ve müjdenin şükrünü eda için secdeye kapanmalıymış. Peygamberi Zişan Efendimiz'den şöyle bir hatıramız var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hayber gazvesinde Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz kalanın kapısını söküyor, burca sancağı dikiyor. O anda da geriden Cenab-ı Cafer-i Sadık Hazretleri, Cafer Hazretleri geliyor. Cafer-i Sadık demeyeyim, Cafer-i Tayyar Hazretleri geliyor. Sonradan Tayyar lakabını aldı. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in abisi, Habeşistan'a hicret etmişti bidayette Mekke'den. Peygamber Efendimiz kendisini çok mu çok severdi. Uzun yılların hasretinden adeta gönlü Muhammed'i tutuşuyordu.
Ön taraftan Hayber'in fetih müjdesi geldi. Arkadan da Cenab-ı Cafer-i Tayyar Hazretleri geldi, kucaklaştılar. Peygamber Efendimiz öyle buyurdular. Ya Rab, eşkuru ala fetih Hayber em ala kudumi Cafer. Hayber kalasının fethine mi sevineyim, yoksa Cafer'in kudumuna mı sevineyim, mesul olayım? Secdeye kapandı Peygamber Efendimiz, secdeye kapandı ve Cenab-ı Hakk'a şükürlerini böylece eda etti. Muhterem müminler, Rabbimiz alnında secde nişanıyla varan kullara bizi de ilhak etsin inşallah. Bu böyle ortadan bir dua ve niyaz değil, sakın ha. Mümin kardeşim, Allah Kur'an-ı Kerim'inde sahabeyi ve hak dostlarını sena ederken simahum fi vücuhihim min eseri sucud diyor. Alınlarında secdelerinden kalan emareleri, işaretleri, nişanları var onların diyor. Şu halde bir baş için en büyük şeref ya, hadi söyleyeyim bakayım neymiş? Bir baş için en büyük şeref, en âli şeref, en yüce şeref alemlerin yüce yaratıcısının huzurunda secdeye varmaktır. Ya ben bazen Müslümanlar kendimden de bir şey söylüyorum. Ne olur beni affedin olmaz mı? Ya Rabbi diyorum, benim canımı Medine-i Münevvere'de minberle hücresi arasında Resulullah'ın sabah namazının farzında son secdede Sübhane Rabbiyel Ala derken alıver canımı diyor. Secdede, Medine-i Tayyibe-i Tahire'de secdede, son secdemde Sübhane Rabbiyel Ala derken benim canımı alıver. Cennetül Bakî'nin toprakları ne olur benim cesedimi kucaklasın. Yarın mahşerde kalkınca ilk gördüğüm şey Hazreti Muhammed'in nuru olsun inşallah Teala. Ya. Çünkü ilk kalkan Peygamber Efendimiz, sonra Cennetül Bakî ehli, sonra Cennetül Muallâ ehli. Muhterem Müslümanlar, Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız Şam kabristanları da çok dolu derdi. Ondan sonra Şam kabristanları olabilir, sonra Konya kabristanları diyeceğim. İstanbul'da az değil müminler, İstanbul'da az değil. Ama Konya'mızın merkezinde 18 peygamber, kazalarında 4 nebi, Konya'mızda 22 peygamber metfun, belki 500'e yakın büyük evliya metfun. Ehli keşiften bir zatın Mahdutat'tan eseri var. El yazması eseri orada beyan ediyor. Ta 200 sene evvel 350 büyük velisi var Konya toprağının demiş. Onun için Konya'ya hizmet eden âli olur, Konya'ya hakaret eden de milyar defa kahrolur gider muhterem önüler. Ben size yavrularınıza ilk olarak hatırlayın bakayım, defaatle söylüyorum. Beşikte doğan yavrunuza ilk yapacağınız şey böyle parmağını kaldırarak Allah bir. Daha dili dönmüyor, Allah diyemiyor fakat parmağını kaldırabiliyor. Evladımıza, yavrumuza ilk öğreteceğimiz şey böyle kaldıracağız. Allah bir. Sonra dili dönmeye başlıyor. Hadi bakayım Ahmet. Allah bir. Onu öğrendi yavrucağız. O da bizimle beraber hem Allah diyor, hem bir diyor, hem de böyle parmağını kaldırıyor. Allah bir diyor. Mümin kardeşim, Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretlerinin lütfettiği hududa riayet bizim için çok çok mühimdir. Mümkün olduğu kadar imanımızın neşesiyle yavrumuz ve evladımıza daha beşikteyken imanı telkin edeceğiz. Muhterem Müslümanlar, hepinizin böyle ama ben torunum için söylüyorum. 3 yaşında, 4 yaşında daha benim yanıma veya babasının yanına geliyor, ben de namaz kılacağım diye seccadeyi seriyor. 3-4 yaşında daha. Niye? Gözünü açtı mı gördüğü bu çünkü o evde. Şöyle bir yatıp uzanıyor falan secdeye. İnsanın hoşuna gidiyor. Ha şöyle, yok ol bakayım Rabbim huzurunda dercesine. Efendim daha 3-4 yaşında.
Kızcağız annesinin yanına geliyor. Anneciğim diyor, ben de namaz kılacağım diyor. Başıma güzel bir örtü ver, bana da uzun eteklik ver şöyle. Bir de şarabımı giyeyim bakayım falan diyor. Peygamber Efendimiz 7 yaşında emredin diyor. 10 yaşında kulağını çekin namazı kaçırmaya başlarsa. Tamam mı? Niye? Kız 12 yaşında, oğlan 15 yaşında ekseri aklı başına gelecek. Evet, bali ve baliha olacaklar. Ondan sonra farzdır. Bir vakit geçirdi mi? Men terake sayate müteammiden fekat kefer, bir tarafa Allah korusun. Fekennemâ vütra ehlûhû mâlû. Ondan biraz daha geride olan. Bir kimse bir vakit namazı göz baka baka geçirse ehli iyal ve evladı helak olmuş kadar korkunç sayattır diyor. Bir vakit namaz. Gençler, Allah'ın genç kulları, vallahi kendimden söylemiyorum, Allah'ın yüce Resulü, İslam'ın şari-i azamı Nebi Zişan böyle söylüyor. Gençler, alnınızda secdenin nuru olsun, eliniz arşa açık olsun, Allah'ınızı sevin, Resulünüzü sevin, Kur'an'ınızı sevin, İslam'ınızı sevin, vatanınızı sevin, sancağınızı sevin, bayrağınızı sevin. Yerine göre bu vatan, bu millet için başımdaki kıllar adedince başım olsa birer birer feda olsun diyecek kadar iman ve aşka sahip olun. Aman ola ki Mevla'nızdan ve dininizden kopmayın. Koparsa ne olur? Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta Türk bayrağını yere serer. Hani bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor ya şair. Bayrağımızı yere seriyor, üzerinden yürüyor ve Kızıl Paçavra'yı direğe çekiyor. Ya Kızıl Paçavra'yı, komünist paçavrasını direğe çekiyor. Ulan o bayrak için, o bayrak için milyarla şehit verdik biz. Allah'ım bu Necip milletin evladını en doğruya ilet. Muhterem müller, ela bizi ellezine amenu ve ayete mana vereyim, hadise bile geçemiyorum. Ezanımız okundu. Hepinizi fazla da bekletmeyeyim, rencide etmeyeyim inşallahü teala. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Onlar ki iman ettiler, iman nimetine mazhar oldular ve kalplerini Allah'ın zikriyle dut duru pırıl pırıl nur haline getirdiler. Çünkü ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, ey iman edenler, ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, rahata kavuşur. İçerisindeki bütün şeytanlık ve kötü fısıltılar çıkar, şeytanın şer ve desiselerinden çekilir. Onun için hayatımızın boyu her nefesimizde Allah, 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 yine Allah diyoruz inşallah teala. Müslümanlar, demeyenlerin rağmine bir dahi Allah diyoruz. Eskiden hocalarımız buyurun bir kelime-i şehadet dedikten sonra ikincisinde okumayanların rağmine bir dahi kelime-i şehadet. Okuyun bakayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem müminler, asıl okuyacağım ayet-i celle bir cümlelik zaten. Ellezine amenu ve amilussalihati tuba lehum ve husnü meab. Onlar ki iman ettiler ve salih ameller işlediler, tuba lehum, ne mutlu onlara, varacakları ve duracakları yer cennettir diyor Cenab-ı Halik Hüzzeler. Gelecek cuma dersimizde buradan, koyduğumuz yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim, İman ettiler ve sonra salih ameller işlediler. Bu salih ameller, isterseniz şimdiden anahtar vereyim hocalara. Tuğba diye başlayan pek çok hadisi var Peygamber Efendimizin. Siz de hadis kitaplarına bakın, gelecek cumaya hazırlıklı gelin. Ne mutlu okula, ne mutlu okula, ne mutlu okula diye başlayan hadis-i şerifleri gelecek cuma ayetle beraber okuyacağım inşallah teala. Evet, İman edip de güzel amel işleyen kullar,
ömür boyu kötülükten ve masiyetten ve günahtan sakınan kullar, küfrün gubarından, tozundan dahi çekinip tövbelerle Mevlasına kul olan insanlar, ne mutlu size, tuğba lehum, ne mutlu onlara ve husnü meab. Ben her dersinde söylüyorum size, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, size cehennemin yolunu göstermiyorum, tamam mı? Benim meşrebim böyle. Daima cennetin yolunu gösteriyorum. Tuğba lehum ve husnü meab. Eğer söz dinlerseniz varacak ve duracak yeriniz cennettir inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize son nefesimizde çene kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammediye-i Mustafa'ya temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye. Cümlemize ve bütün ehli imana cennet, nimet, bilhassa gayemizin müntehası olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.